Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi'nin müdürü Profesör Doktor Haluk Selvi, Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ Zaferi'nin Türkiye ile Azerbaycan'ın birleşme koridoru olduğunu söyledi. Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ermenistan'ın tacizleri ve saldırıları neticesinde Dağlı Karabağ'ın kurtarılması için hareket başlatan Azerbaycan'ın zafer kazandığını anımsatarak bu başarı 20 yıl önce de kaçınılmazdı. Ancak uluslararası hukuk Azerbaycan'ı oyalayarak Ermenistan'ı tatmin etme yoluna gidiyor dedi. Profesör Doktor Selvi, Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir millet olarak bu coğrafyada kendi hakimiyetlerini ortaya koydu. İran ilk olarak Türkiye'nin başarısız olması için Ermenistan'a destek oldu. İran'da yaşayan Türkmenlerin protestoları İran'a bu açıdan geri adım attırdı diye konuştu. İran'ın bu harekatın ikinci haftasında tarafsız kaldığını dile getiren Selvi şöyle devam etti. Bu zaruret hali oldu. 6 haftada gelen zafer sonucunda 1 milyon Karabağlı artık kendi topraklarına geri dönebilecek. Meselenin ikinci bir boyutu var. Savaş masada devam ediyor. 1 milyon Karabağlı mültecinin geri gelmesi, orada yeniden bir düzen kurulması ayrı bir mesele. Bu bir zaferdir, başarıdır. Fakat şimdi diplomatik açıdan bunu zafere dönüştürmek gerekiyor. Masada Türkiye'nin tüm Orta Asya'ya açılacak olan koridoru muhafaza etmesi gerekiyor. Bu koridor kültür, ticaret ve Orta Asya'ya açılma koridoru. Bu Türkiye ile Azerbaycan'ın birleşme koridoru. Karabağ'da kazanılan zaferin kalıcı olabilmesi için Azerbaycan'daki Karabağ mültecilerin bir an önce buraya yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Selvi, 32 yıldan beri Karabağ'dan Azerbaycan'a göçen mülteciler 10 yıl sefalet yaşadı fakat sonra Azerbaycan'ın her anlamda güçlenmesiyle o mülteciler de yerleşik hayata geçti. Şimdi buradaki bir mühendise, doktora, işçiye, terziye veya manava diyorsunuz ki hadi eski yerinize dönüyorsunuz. Bu zor bir durum. Bu yüzden bu mültecilerin eski yerlerine dönmeleri gönüllülük, güvenlik ve sürdürülebilirlik esastır. Bu üç şart Karabağ'da sağlanırsa geriye dönüş gerçekten bir zaferle sonuçlanabilir değerlendirmesinde bulundu. Karabağ'ın tabi kaynaklar açısından zengin olduğunu işaret eden Selvi, bunların işletilmesi gerekiyor. Elde edilen bölgelerde yeni yerleşim yerlerinin inşa edilmesi gerekiyor. Orada İktisadi bir hayat kurarsanız Karabağ tüm bölge için mükemmel bir alan sunar. Azerbaycan en başından beri biz bir hukuk devletiyiz ve burada yaşayan Ermenilerin gitmesini istemiyoruz diyor. Azerbaycan'ın orada kuracağı adil düzen Ermeni halkı için de hayat sahası olacak. Karabağ'da kalıcı sözüm bunları gerektirir. Azerbaycan'ın Karabağ'a 10 yılda çok büyük yaptırımlar yapması gerekiyor. 10 yılda da bu yaptırımların geri dönüşünü alacaktır diye konuştu. Haluk Selvi, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede güven ve huzur istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ordusunun Dağlı Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla düzenlenen trende bunu ifade ettiğini ancak İran'ın bu durumu farklı algıladığını dile getiren Selvi şu ifadeleri kullandı. Karabağ zaferiyle açılan koridorla Türkiye'nin Nahçıvan, Karabağ ve Azerbaycan'a daha yakın kültürel, siyasi ve iktisadi işbirliğine girmesi ve bölgede güçlü olmaları İran'ı kaygınlandırıyor. İran'ın kaygılarından biri de İran'daki Türkmenlerin buraya meyletmesi ve Türkiye için bir sevgi meydana gelmesidir. Bu İran için bir risk ve bunu taşımayamıyor. Türkiye'nin İran'la ilgili bir sorunu yok. İran'ın dünyanın baskısı altında nefes alacağı yer Türkiye'dir, Karabağ ve Azerbaycan'dır, dedi.